Arkadaşlar merhaba. Bugün trigonometrinin şekil sorularında uygulanması ile ilgili birkaç soru çözümü yapacağız. İlk sorumuzdan yine başlayalım. Birinci sorumuz şöyle. Dik üçgen vermiş bize. 4, 3, 2 ve x'i vermiş. Buna bağlı olarak demiş ki DC uzunluğu yani x'imiz kaç birimdir diye sormuş. Şimdi burada bu tarz sorularda bilindik açı var mı? Öncelikle ona bakacağız. Yok. Peki burada bir diklik vermiş mi? Hayır. Bunların hiçbirini bilmediğimiz için ne yapacağız? Aklımıza hemen kosinüs ya da sinüs teoremleri gibi ifadeler aklımıza gelecek. Şimdi kosinüs teoremi neydi? Hatırlayalım. Kosinüs teoremi ABC üçgeni verilsin. AB ve C diyelim. Şu açım alfa olsun. Eğer bana A kenarını sorarsa A kare B kare artı C kare eksi 2BC kosinüs alfaya eşittir. Şimdi bu kuralı burada ihtiyacımız olacak. 90 derecelik açı verdi. Alfa ve beta diyelim şimdilik. Alfa derecelik açımızın ne olduğunu bilmiyoruz ama kosinüs teoreminden en azından kosinüs alfamızı bulabiliriz. Şu küçük üçgenimizde ADB üzerinde kosinüs alfa uygularsak yani kosinüs teoremi uygularsak 2'nin karesi 3'ün karesi artı 4'ün karesi eksi 2 çarpı 3 çarpı 4 şeklinde uyguladık. Yani 2BC kosinüs alfayı yapıyoruz. Buradan kosinüs alfamızı düzenlediğimiz zaman 21 bölü 24'e eşit oldu. 21 bölü 24'e eşitse 3 ile sadeleştirdiğimiz zaman 7 bölü 8. Peki bu bulduğumuz ifade nerede işimize yarayacak? Kullanmadığımız bir nokta var. Evet şu açımızı kullandık. Kosinüs teoremi yani şu kenarı kullandık. Bir de kosinüs alfayı kullanabileceğimiz yer şu dik açıyı kullanarak olacak. Yani trigonometrik orandan gideceğiz. Kosinüs alfayı biz nasıl buluyoruz? Komşu bölü hipotenüs. Yani 4 bölü 3 artı x. 4 bölü 3 artı x'im 7 bölü 8'e eşitse içler dışlar çarpımından 21 artı 7x 32'ye eşitse eksi 21 diye atarsam 11 eşittir 7x. X buradan ne gelmiş oldu? 11 bölü 7. Yine sağ taraftaki sorumuza bakarsak 30 ve 45 gibi bilindik açılar vermiş bize. Burada geometri kısmından gidebilirsiniz ama zorlanırsınız. Yani şuralardan dik çekerek evet bu sorularımızı yapabilir miyiz? Denenebilir ama biraz zor çözülür. Bu tarz sorularda en güzeli sinüs teoremi uygulamaktır. Sinüs teoremi de şu şekilde. Yine ABC verilsin bize. Alfa, beta diyelim. Veya açı isimleri vermesek de olur. A, B, C şeklinde alalım. A'nın sin A'ya oranı, B'nin sin B'ye, C'nin de sin C'ye oranına eşit. Hatta bu aynı zamanda 2R'ye, R dediğim yarıçap. Şimdi o zaman burada şu ABD üçgenine bakarsak. X'in sin 30'a oranı, 3'ün sinüs alfaya oranı yani açının karşısındaki kenar, açının karşısındaki kenar. İçler dışlar çarpımı yaparsam sinüs 30 neydi? 1 bölü 2. 3 çarpı 1 bölü 2 x çarpı sinüs alfaya eşit. Yani x sin alfa 3 bölü 2 oldu. Şimdi diğer üçgenimize bakalım ADC'ye. Y'nin sin 45'e oranı kök 2'nin sin 180 eksi alfaya oranına eşit. İndirgeme kurallarını uygularsak. İndirgeme uyguladığımız zaman arkadaşlar sinüs 180 alfa eksi alfa neye eşittir? Sinüs alfaya. Çünkü bu açım nereye düştü? İkinci bölgeye. Y sin alfa eşittir. Kök 2 çarpı sin 45'e eşit oldu. Sin 45 nedir? Kök 2 bölü 2. Kök 2 ile kök 2 bölü 2'yi çarparsak eğer 2 bölü 2 yani ne gelir? 1. 1 eşittir y sin alfa oldu. Y'miz buradan nedir? 1 bölü sinüs alfa. X'imiz buradan nedir?
3 bölü 2 sinüs alfa. Bize neyi sormuş burada? X bölü y'yi. X bölü y'yi sorduysa x dediğim 3 bölü 2 sin alfa iken y dediğim 1 bölü sinüs alfa. Bunları oranlarsak sinüs alfalar gider. X bölü y ne olur buradan? 3 bölü 2. Şimdi buradaki sorumuza bakarsak, buradaki sorumuzda şu şeklimizin temiz halini çizelim. Temiz halinde şöyle 1'e 4, 2'ye x olarak verilmiş. Eğer burada alanlar eşitse ilk aklımıza gelen yamuk olacak. Çünkü yamuktaki kuralımız neydi? Eğer yamuktan bahsederse demişti ki şuradaki alanların birbirine eşittir denilmişti. O yüzden buradaki alanlar eşitse yamuk aklımıza geldi ve hemen aklımıza şu gelecek. Benzerlik yapmak. Yani 4'ün 4 artı 1'e oranı, paralellik var çünkü. 2'nin 2 artı x'e oranı. 8 artı 4x içler dışlar çarpımından 10'a eşit. 4x 2 ise x 1 bölü 2 olur. X 1 bölü 2 ama bunun yerine şu yöntemi uygulayabilirsiniz. Trigonometriden giderseniz yine paralellik olduğu için alfa ise alfa, beta ise beta. 4'ün sinüs betaya oranı 2'nin sinüs alfaya oranına eşit. Şuradaki üçgenimde sinüs teoremi uygularım. 4 sin alfa 2 sin betaya eşitse sin beta 2 sin alfa oldu. Şimdi bir de büyük üçgene bakarız. Büyük üçgende şu kenarın 5 birim. Burası 2 artı x birim. 2 artı x'in sinüs alfaya oranı 5'in sinüs betaya oranı. Sinüs beta yerine 2 sin alfa yazarsak sin alfalar birbirini götürür. İçler dışlardan yine bakın şuradaki ifadenin aynısı elde edilmiş olacak. Yine 4 artı 2x ne olacak? 5'e eşit. 4 artı 2x'in 5 ise 2x 1 olur. X de buradan ne gelir? 1 bölü 2. Yine aynı yöntemle bulunmuş oluyor aslında. Hepsi birbirine bağlıdır. Şöyle bir sorumuz verilmiş. Sorumuzda içeride bir üçgenim var. Üçgenimin çevrel çemberi çizilmiş ve O merkezli çember. R yarıçap. BC kirişim 12 birim verilirken kotanjant alfa 3 bölü 4'müş. Yarıçapımızı sormuş. Öncelikle şuradan çektiğimiz dikme. Ne olacak? Kotanjant alfa 3 bölü 4 verildiği için komşu bölü karşı 3 bölü 4. 3'e 4 dedik ya da 3K'ya 4K da diyebilirsiniz. Sinüs alfayı bulalım. Sinüs alfamız ne olur? Karşı bölü hipotenüs. Yani 4K bölü 5K'dan 4 bölü 5. Burada sinüs teoremine ihtiyacımız var. Demin söylemiştik. Demiştik ki A'nın sin A'ya, B'nin sin B'ye, C'nin sin C'ye oranı neye eşitti? Yarıçapın iki katına, yani çapa. O zaman şunu diyebilirim. 12'nin sinüs alfaya oranı çapıma eşittir. Yani 2R'ye. 12'nin sinüs alfaya oranı 2R ise sinüs alfayı bulmuştuk 4 bölü 5'te. 12 bölü 4 bölü 5 ne yapacak? 15. 15 2R'ye eşitse R o zaman ne olacak? Yani yarıçapım 15 bölü 2. Yine şurada verilen sorumuza bakalım. Burada verilen sorumuz paralel kenar verilmiş. Daha doğrusu eşkenar dörtgen. 7 birimlik uzunluk, 2, 6 birimlik uzunluklar verilmiş. Şimdi buradan arkadaşlar hemen şunu yapmamız lazım. Eşkenar dörtgen dediği için şu kenarımın tamamı 8 ise buralarda ne olmak zorunda? 8. Yine burası 5 olmalı. 8 olabilmesi için. Şunu diyelim. Buradan bir paralel çekersem eğer. Buradaki açım alfa ise. Buradaki açım da alfa olmalı yöndeş açılardan. Yine burası 3 olduğu için paralel çektiğimden dolayı karşılık kenarım da aynı olmalı. 3 birim. Tamamı 6'ydı. Buraya 3 birimlik uzunluk kaldı.
8 olduğu için karşılıklı kenar uzunlukları eşit. Burası da 8 birim. 7'yi zaten vermişti. Kosinüs teoremi neydi? 7'nin karesi 3'ün karesi artı 8'in karesi eksi 2 çarpı 3 çarpı 8 kosinüs alfaydı. Buradan 49, 73 eksi 48 kosinüs alfa dersek, yani düzenlersek şu kısmı. 49, 73 ne olmuş oldu? Eksi 24 eşittir. Eksi 48 kosinüs alfa. Eksi 48'e bölersem her iki tarafı, 1 bölü 2 kosinüs alfaya eşitse, kosinüsün hangi değeri 1 bölü 2'dir? 60 derecelik değeri. O yüzden alfamız kaç dereceymiş? 60. Yine burada yeni nesil bir sorumuz var. Gayet de güzel bir soru. Aynı noktada bulunan oyuncak uçaklardan şurada birincisi aşağıdaki gibi doğrusal olarak belirtilen yönde 3 metre bölü saniye hızla. Bundan 8 saniye sonra, yani 3 metre bölü saniye hızla birinci uçak ilerlemiş 8 saniye boyunca. Bundan 8 saniye sonra ikinci uçak 6 metre bölü saniye hızla birinci uçağa 37 derecelik açı ile yine doğrusal olarak ilerlemiş. Kaç saniye boyunca ilerlemiş bakalım. İkinci uçağın çıkışından 2 saniye sonra. 2 saniye sonra, yani 2 saniye boyunca ikinci uçak ilerlemiş. İlerledikten sonra birinci ile ikinci arasındaki konumu sormuş. Mesafeyi yani. İlk şuna dikkat edelim. 8 saniye birinci uçak uçtu. 2 saniyede ikinci uçak çıktıktan sonra uçtu. Bu durumda ne olmuş oldu? Toplam 10 saniye boyunca uçmuş oldu. 1 saniyede 3 metre hızla ilerliyorsa 10 saniyede ne kadar ilerlemiş olacak o zaman? 30 metre. Yani şunu diyebilirsiniz. 1 saniyede 3 metre uçarsa 10 saniyede ne kadar uçacak? 30 metre. 30 metre boyunca uçtu. Şunu diyelim o zaman. Birinci uçağımın mesafesi 30 metre. İkinci uçağımın bir saniyede aldığı yol 6 metre iken 2 saniyede aldığı yol ne olacak? 12 metre. Aradaki açım 37 dereceydi. Kosinüs 37'yi 0,8 diye vermiş bize. Ne yapacağım? Yine kosinüs teoremi. Yani x'in karesi 30'un karesi artı 12'nin karesi eksi 2 çarpı 12 çarpı 30 kosinüs 37 olacak. 900 artı 144'ten 1044. 30 360 çarpı 2'den 720. Kosinüs 37 0 tam onda 8 iken bunu 8 bölü 10 diye yazarsam 72 çarpı 8 gelmiş oldu. 1044'ten 56 576'yı çıkarırsak eğer 468 kaldı. X kare 468 ise x ne olacak? Kök 468. 468 de 36 çarpı 13'e eşit olduğu için bu durumda x'im ne olacak? 36 6 diye çıkarsa 6 kök 13. Yani bunların aralarındaki mesafe 6 kök 13 metreymiş arkadaşlar. Yine bununla ilgili sorularımıza devam edeceğiz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.